Herkese selamlar dostlar. 13 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek olan herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ve ondan önce Cuma günü yapmış olduğumuz skor yarışmamızı açıklayalım. Alanya maçına maç skorunu sormuştuk. Alanya Adana-Demir mücadelesi. Maç bence sürpriz sonuçta tamamlandı. 0-0 şekilde tamamlandı. Umut Cancan isimli arkadaşımız bildi. Değerlendiren, katılan herkese teşekkürler. Bu arkadaşımız da Instagram üzerinden bana yazarsa katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Ben sizlere maç skoru yarışması olaraktan da Beşiktaş-Antalya maçının maç skorunu sordum. Değerlendirecek katılacaklara bol şanslar. Yorumlara maç skoru tahminini yazmanız yeterli. Bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Geçtim bunu. Günün basket kombinesi vardı. İki tane mücadele. Ben de zaten üst olarak değerlendirmiştim. Editör arkadaşımız da aynı şekilde üst olarak değerlendirdi. 2-13'lük orandan bir basket kombinimiz vardı. Kazandı. Buradan basketten kazanarak ilerledik. Bunu geçtim isterseniz. Ben kendi verdiğim kombinelere baktığım zaman da iki adet ideal kombine vermiştim. Bir tanesi Süper Lig kombiniydi. Bir de alternatif kombine olarak önermiştim. Süper Lig kombinesi Adana Demir mücadelesinden patladı. Maç 0-0 bitti zaten. Ankara Gücü'nün KG var, o kombinede geldi. Alternatif kombineye baktığımız zaman da Spartak Rotterdam mücadelesi, Twente mücadelesinde KG var dedim. Zor da olsa gelmesini bildi. Valencia Monaco maçına da 159,5 üstten verdim. O da başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren katılanlara tebrikler. Burada bir nevi amorti ettik gibi. Fakat canlılardan gerçekten güzel kazandığımızı söyleyelim. Canlı görsel ekranda gelsin isterseniz. Bakın editörümüz özellikle LeBron baskette 7 tane bahisten 7'de 7 yaparak ilerledi. Yani canlılarda özellikle hafta sonu olsun, hafta içi olsun fark etmiyor. Kalabalık bir ekip olduğumuzu söylemiştim zaten. 5 kişilik bir ekibiz. Herkes bir maça dağılıyor. O yüzden çok fazla zorlanmadan kazandığımızda belirtelim canlılarda. Hatta ben Telegram grubundan göstermek istiyorum. Ben bugün maça gitmiştim. Adana Demir Alanya mücadelesinin stattaydım daha doğrusu. Dakika şurada gördüğünüz canlı verdim. Bir adet canlı verdim ben sadece. Dakika 2'de verdim onu da. Dedim ki yani baskılı başladı. 2 dakikada direkt Adana Demir baskıyı kurdu. Alanya defanstan top çıkarmaya başlıyordu. Fakat mücadele 0-0 bitti. Adana gol attı hatta. Adana golü offside olarak yazdım. Belhanda'nın golü vardı. Maçta hakkında bilgiler falan derken oradan tek canlı verdim. O da başarılı oldu. Fakat editör arkadaşlarımız burada basketten ilerleyerekten de devam ettirelim. Avrupa milli takımları maçı vardı. Burada zaten 2'de 2 gelmiş. Burada 3, 4, 5 derken hop burada ne olmuş? 5'te 5 oldu mu zaten? Türkiye ile burada 4. periyot 1 ki oranlar da gayet tatlı. 1.65, 1.55, 1.50 gibi oranlardan kazandı. Ondan sonra 6 ve 7 gelmiş. 1.50 orandan ve 1.45 orandan 6'da 6 olmuş ve 7'de 7 olmuş. 8'de 8 olmamış bakın. Burada başarısız olmuş. Ondan sonra devam etmişler iki editörümüz bu yine. 157,5 üst almışlar. İspanya maçında 141,5 üst almışlar. Onlar da gelmiş zaten. Burada günün kombinesi vesaire derken canlı baskete baktığımız zaman burada LeBron özellikle 9 tane canlı basketten 8 tanesi başarılı olmuş. Maç önü kombinemiz 2'de 2 olmuş. 11'de 10 ile günü kapatıyoruz demiş. Yani Telegram canlısında olanlar ve konundasın olanlar bir nevi kazanç elde ettiğini söyleyebiliriz. Bugün bu şekilde hafta sonları ilerlemeye devam etmekteyiz bilginize. İsterseniz direkt videomuza geçelim. Sizlerden ricamız artı 300 seviyesinde like atmanızdır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Şöyle videoya like'lara bir dokunduruverelim. Öyle de devam edelim. Teşekkürler diyelim ve şimdiden başlayalım. Biraz da hızlı anlatım yapacağım. İlk mücadelemizle başlayalım. İstanbulspor Hatayspor mücadelesi saat gecenin 2.42'si. Biraz da sesim soluğum kesildi açıkçası. Şimdi İstanbul Hatay mücadelesine baktığımız zaman da Fatih Tekke ile birlikte İstanbulspor bir çıkış yakalamak istiyor fakat o çıkışı bir türlü yakalayamadı. Hatay Spor'da da Volkan Demirel geldi. Ya onlar da bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. Dengesiz sonuçlar ortaya koyuyor açıkçası. Oyun olarak özellikle ya sonuçlardan ziyade oyun istikrarı çok dengesiz. Bütün maçta çok iyi oynayan bir Hatay var. Bir maçta sahada olmayan bir Hatay takımı var. Ben burada körler sağırlar diyorum. İkisi de birçok bence çok risk alacaktır mücadele genelinde. Orta sahalar bile özellikle ikinci el düşmesini bekliyorum. KG var tercihini 1.40 gibi orandan. Tek tercih olarak değerlendirme altına aldım. Mücadelenin bir yerde KG vara gelmesini bekliyorum. Brest ile Troya mücadelesi. Deplasman takımının PSG maçını izlediniz mi? Paris mücadelesi. 4-3'lük bir maç vardı. İnanılmaz oynadı o deplasmanda. Mama Balde diye bir eleman var zaten. Bunların Troya'nın golcüsü 7 gollü oyuncu. Onu besledikleri zaman
pozisyonları bitirme yüzdesi yüksek bir oyuncu. Deplasmanda olacak. Brest de kendi evine baktığımız zaman da aslında çok üretken bir takım değil Brest takımı. Yani skorun üstüne de yatmaya çalışan bir takım. Mesela ilk golü bulursa ikinciyi çok fazla aramıyor. Biraz da skorun üstüne yatmaya çalışan bir takım. Burada yani Troya da Brest atsa karşılıklı pozisyonların gelmesini bekliyorum ben bu mücadelede. Her iki takımın atacağı golleri yine KG var olarak 1.40 gibi oyunun. Bunun da oranı var. İdeal bir oranı var. Fransa'nın ben bu pazar patlayacağını düşünmüyorum. Güzel golle geçmesini bekliyorum. Şöyle de bir şey var. Dünya Kupası var. Bu iki takımdan Dünya Kupası'na giden oyuncu sayısı çok az. O yüzden sakatlanma mevzusu da o yüzden pek yok. KG var tercihini 1.40 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Lille ile Angers mücadelesi. Lille'in son mücadelesini izlediniz mi bilmiyorum. Ren hiç fark etmez. İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Yani öyle böyle pozisyonlar kaçırmadı Lille takımı. Çizgiden çıkanlar, boş kaleye atamayanlar, 4'e 2 gelip atamayanlar derken Lille o maçta hayatının pozisyonlarını yediğini söyleyebilirim çok net. Ben burada Lille tarafından yanındayım. Angers ile oynayacaklar burada. Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz diye baktığımda ilk yerden bir Lille galibiyeti alaraktan da oranı olabildiğince yüksek seviyeye çıkartmak istedim. Bunun oranı 1.55 seviyesinde. Lille geçen hafta inanılmaz kaçırdığı için ben bu maçta Angers'e fazla da atabileceğini düşünüyorum. Hatta ilk kere birden ziyade burada belki Lille takımının atacağı 3 gol bile değerlendirme altına sistem kuponlara 1.99 gibi orandan değerlendirme altına alınabilir. Güveniyorum burada Lille'e. Hellas Verona ile Spezia mücadelesi. Deplasmanda sadece bu sezon bir gol atan bir Spezia takımı var ve son dönemde gerçekten bakın çok mağlubiyet aldı arka arkaya. Zor rakiplerle oynadılar ve çok fazla son kırmızı kart gördüler maçlarına baktığımız zaman. Son 3 maçın 2 tanesi de kırmızı kart gördüler. Ve o maçlarda bence çok iyi mücadele eden bir Hellas Verona var. Bu maçı kolay kolay kimse veremez. Ben burada diyorum ki Hellas Verona bu mücadeleyi kazanır bakın. 1.87 gibi orandan. Bakın ardı ardına kaç tane mağlubiyet almış sayalım. 2, 4, 6, 8. Ardı ardı 9 tane mağlubiyet alan bir Hellas Verona var. Ben diyorum ki bu mücadeleyi kazanır. 1.87 gibi orandan tekli olarak kendim ayrıca böyle 100 TL atacağım mesela bu mücadeleye. Hellas Verona'nın doğrudan galibiyetine. Fulham United mücadelesi. United'e baktığım zaman da son dönemlerde toparlanan bir United takım var. Toparlanması şu yönde. Sonuçtan ziyade oyun olarak kendine gelen bir United takımı var. Takım oyununu bir nebze sahaya koyuyor. Bir nebze daha çok güven veren bir United takımı var. Fulham'la oynayacaklar. Tempolu bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Mücadelenin indeks beklentisi zaten 2-2'lik bir skor bekleniyor mücadelesinde. Gollü bir maç bekleniyor. Ben mücadelenin 3-0'ın olacağını düşünmüyorum. VAR olarak aldım ki VAR da 1.36'ymış. Yeni baktım orana bu arada. KG VAR oranı 1.36. Tek tercih olarak burada VAR tercihiyle devam edebiliriz diye düşündüm. Beşiktaş Antalya mücadelesi. Beşiktaş Antalya maçında nasıl maç olur diye baktığım zaman da bence gollü bir mücadele olabilir gibi geliyor bana. Ben burada Beşiktaş'ın atacağı 2 golü idealden önermek istiyorum. Onun da oranı arkadaşlar 1.44. Burada Şenol Güneş'in burada 4. mücadelesi. Ligde bir derbi kaybettiler. Ziraat'i zaten yendiler. Zahmet oldu. Serik'le mi ne oynadılar? Yendiler. Pendik mi? Serik miydi? Yendiler. Antalya ile oynayacaklar. Güzel tempolu bir mücadele olacaktır. Antalya da gole katkı verir diye düşünüyorum ben burada. İdealden hatta ideal kombinelere de girebilecek bir maç. Beşiktaş'ın burada kendi evinde taraftarı önünde Dünya Kupası arasına galibiyetle girmesini bekliyorum. Zaten en az da 2 gol atmasını bu yüzden beklediğimi de belirteyim. 1.44 gibi oranı var. Çünkü puan farkı çok açılıyor. Yani toparlaması zor olur. Şenol Hoca burada ne yapar eder kazanır. Ev sahibi 1.5 üst burada idealden değerlendirme altına alınabilir. Biraz daha yüksek oran isteyenler varsa 2.5 üstünde bir yaparaktan da burada 2.02 gibi orandan da değerlendirme altına almış olur. Milan Fiorentina mücadelesi. Ben burada Milan'ın kazanır mı acaba diye baktığım zaman da biraz kaçamak bir tercih yapmak istiyorum aslında. Mücadele genelinde 2-3 gol bekliyorum. 1.80 gibi oranı var Milan'ın. Kazanırsa burada Milan 2-0 veya 2-1'lik skorlar yakışabilir. Hatta ben 2-1 skora göre düşünüyorum. O yüzden 3-28 gibi orandan da tek farklı bir Milan galibiyetini de değerlendirme altına alabilirsiniz diye düşünüyorum. Geçtim. Juventus Lazio mücadelesi. Köller sağlar birbirine ağırlar mücadelesi. Çok zor maç. Yani çok gollü geçmez gibi geliyor bana. 3.5 alt çok idealdi. Fakat oran yok. 1.17, 1.20 bandında bir oran var. Ben de dedim ki 3.5 alt düşünüyorum. Fakat mücadele genelinde 2 golde olur diye olur gibi geliyor bana.
Buna da bir kaçamak tercih yaparaktan da yüksek oran almak istedim. Sistem kuponlara girer, ideal kombinlere girmez. Mücadele genelinde 2-3 gol olarak düşünüyorum. Değerlendirecekleri bol. Şanslar efendim. Geçtim bunu da. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. İdeallerinden yüksek oranlarını anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek katılacaklar herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.